Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimiz böyle güzel çağla yeşili bir düz yazma üzerine başlıyorum. Önce zürafasını yaptım. Şöyle minik kayalarımız var. Ondan da birkaç tane yaptım. Ondan sonrasını beraber devam edelim. Kullandığım ipleri hemen göstereyim. Kullanacağım daha doğrusu. Altın Başak markası 347 numara sarı var. Şöyle bir rengim var. O da Altın Başak 649 numara. Şöyle bir eflatun rengim var. Altın Başak renk numarası 35. Bir de yazmanın kendi renginden olan ipim var. Altın Başak markası 198 numarası. Evet. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Beni desteklemek için de videolarımı beğeniyorsanız videolarımı izledikten sonra beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için. Parmaklığımı taktım. Hemen modelimize şöyle devam edelim. Ben şöyle 3 tanesini yaptım. Bir tanesini de beraber yapalım. Örnek olduğu için 4 tane yeterli. Evet, şimdi birkaç tane zürafa yapalım. Arada 2 tane boş bırakacağım. Diğerinin üzerine kayayı yapacağız. 6 tane yapalım. Beş, bir tane daha yapalım. Evet. Şimdi yazmamızı diğer tarafa şöyle çevirelim. Sonki yaptığım zürafanın içine batarak şöyle eksiltme yapıyorum. O yüzden kenarlardaki ipi tam böyle dibinden aldım. Evet, 3 tane oldu. Tekrar diğer tarafı şöyle çevirdim. Burada bir tane çiçek yapacağımız yere yuvasını şöyle bırakalım. Diğerinden büyük oldu. Hemen biraz küçültelim. Sonra düğümümüzü sıkıştıralım. Evet. Tekrar arka tarafa geçtim. Şimdi bir tane kaldı zürafamız. Şu şekilde. Hemen içine battım. Son zürafanın küçük bir tane pırpır. Hemen bunun içine batıyorum tekrar. 3 tane de bu tepede pırpır yapıp oradan aşağı ineceğiz. 1 2 tane daha yapalım. Evet. Tekrar sonki zürafanın içine battım. Şu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Bir tane atlayarak bir sonrakini zürafanın içine indik arkadaşlar. Şu şekilde şöyle tutalım. Evet. İpimizi iyice sıkıştırdık. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şimdi şu renk miydi? Bu, ha, yeşil ipimi almışım. Tekrar iğnelerimi hazırlamıştım.
İplerimi taktım. Şimdi burada şurada bıraktığımız vardı ya kayanın şöyle yan tarafında çiçeklerimizi yapacağımız yuva. Onun içine hemen ipimizi düğümleyelim. Şöyle iki parmağımın arasına aldım. İğnenin üstünden sola doğru çevirdim. İğnenin altından sağa doğru çevirdim. Diğer ipi de şöyle bir düğüm yapalım. İyice sıkıştırdık ipimizi. Burada pırpır yapacağız birkaç tane. Pırpırlarımızı yaparak kaç tane yapacağımıza karar verelim. İki. Evet. Kaç tane oldu? 5 olmuş. Bir tane daha yapalım. Şu şekilde şöyle bir düzeltelim. Yeterli herhalde. 6 pırpır. Evet. Daha fazlası olunca üst üste binecek. Bu şekilde şöyle ipimi kesiyorum. Diğer ipi de keselim. Şimdi bir tane de sarıyla başlayalım. Güzel zarif bir model. Hemen sarı ipimi aldım. Şu şekilde ipi parmağımın arasına aldım. İpin ucunu şöyle düğümledim. Kaydıralım biraz. Ondan sonra düğümü sık tutup iki parmak arasında ipimi sıkıştırdım. Şimdi bu başlangıç ipimiz de altta kalacak. Yine burada da 6 tane pırpır dolacağız yuvanın içine. Desenli yazmalarınıza da güzel olur. Yani ben düze yapıyorum diye bazen yazan oluyor yorumlarda. Desenli yazmaya olur mu diye. Tabii ki olur. Bütün modeller düz yazmalara da olur. Desenli yazmalara da. Bir de arkadaşlar hangi iğneyi kullandığım soruluyordu. Onu da söyleyeyim. Sosyete iğnesi kullanıyorum. Ama ben çok iğne kırıyorum. Düğümlerimi yaparken herhalde iğneyi sıkarak çekiyorum. İpi. Bir bakıyorum iğneyi kırdım. Hemen bunu da kesiyorum. Diğer ikisini de yapayım ben. Şöyle oldu modelimiz. Evet. Bence çok güzel oldu. Renkler de böyle. Diğerini de yapıp ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modeli tamamladım. Bu şekilde olacak.
Renklerini de böyle koydum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel, zarif, gösterişli bir model. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.